Sinema tarihinde devrimsel diyebileceğimiz çok az film var ve Jurassic Park da bunlardan bir tanesi. Bu filmi hepimiz severiz, tanırız ve izleriz. Bazılarımızın da belki dinozorlarla ilk kez tanışmasını sağlayan şey de yine bu filmdir. Jurassic Park'ın temel hatlarıyla ne kadar bilimle tutarlı olduğuna dair bir video çekmiştim. Bu da onun ikinci partıdır. O yüzden önce o videoyu izleyin ve daha sonra bu videoya gelin. Bugünkü videomuzda filmdeki bazı dinozorların gerçektekiyle ne kadar yakın olduğuna bakacağız. Yani ne kadar gerçekçi yapıldıklarına bakacağız. Film 1993 yılında çıktığı için dönemine göre yargılamamızda aslında fayda olsa da günümüzdeki bilimle kıyaslamak kanaatimce en iyisi olacaktır. Çünkü gerçeğe en yakın olarak bildiğimiz şeyleri modern bilim bize sunuyor ve bunu modern bilimle kıyaslayarak ne kadar gerçekçi yapıldıklarını inceleyeceğiz. O zaman çayınızı veya kahvenizi veya yanında kekinizi, kurabiyenizi hazırlayın çünkü video başlamak üzere. Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Jurassic Park'ta biz 7 tür dinozor görmekteyiz ve bunların hepsini bu videoda bakamayacak olsak bile bazılarını ne kadar gerçekçi oldukları yönünde inceleyeceğiz. Listeye en ünlü dinozorlardan biri olan ikonik 3 boynuzlu yüzü yani Triceratops ile başlamayı uygun gördüm. Filmde karşımıza çıkan hayvan temel hatlarıyla bir Triceratops olduğunu belli ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak bu onun tamamen gerçekçi olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Triceratops, Ceratopsian dinozorlar dediğimiz bir grubun altında Kajmazorin grubunda yer almaktadır ve bir dinozor cinsidir. Ve Triceratops cinsi adı altında şu ana kadar iki tane tür tanımlanmıştır. Triceratops prorsus ve Triceratops horridus. Jurassic Park'taki dinozor öyle bir tasarlanmış ki bir Ceratopsian olduğu anlaşılmasına rağmen hangi Triceratops türü olduğu söylenemez. Tabii ki her şeyi yanlış demiyorum. Bu hayvanın da tasarımında doğru olan bir sürü şey var ve öncelikle gelin onlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi filmdeki dinozor tamamen pullarla kaplı ve bazı pullar diğerlerinden görece daha büyükler. Bu gerçekten de böyleydi. Elimizdeki kanıtlar gösteriyor ki Ceratopsianlar, daha doğrusu büyük Ceratopsianlar tamamen pullarla kaplılardı ve bazı pulları diğerlerinden daha büyüktü. Ancak zannedersem Jurassic Park'taki Triceratops hakkında olumlu diyebileceğim tek şey buydu. Dinozorun bu modeline baktığım zaman yakasındaki dikenlerin yanlış olduğunu görüyorum. Aslında bu dikenler yavrularda ve gençlerde görülebiliyor. Ancak hayvan büyüdükçe yaka yapısı da değiştiği için bu dikenleri yavaş yavaş kaybediyorlardı. Ve muhtemelen de filmdeki kadar büyük oldukları zaman bu dikenleri görmeniz artık mümkün olmuyordu. Gördüğüm en büyük ikinci hata ise bu hayvanın kuyruğunun gereksiz uzatılmış olması. Kajmazorin grubundaki dinozorların bir özelliği de her ne kadar büyük olsalar bile kuyruklarının her zaman biraz kısa olmasıdır. Triceratops da tabii ki diğer yakın akrabaları gibi görece kısa bir kuyruğa sahipti. Neden kuyrukları küçülme yoluna gitti bu bilinmiyor. Sonuçta Triceratops gibi büyük ceratopsitlerin ataları yani daha bazal ceratopsitler büyük kuyruklara sahiplerdi. Jurassic Park'ın bu dinozor hakkında yaptığı en büyük yanlışlardan bir diğeri ise ayaklarını tamamen farklı yapmaları. Jurassic Park serisindeki otoburların çok büyük bir kısmının ayakları günümüzdeki filler veya gergedanlara bakılarak yapılmıştır ki bu tamamen hatalıdır. Gerçekte ise hiçbir dinozorun ayağı ne fillere ne de gergedanlara benziyordu. Ceratopsianların iki ayaklı tuhaf ataları vardı ve bu yüzden de ayakları terapod ayaklarına biraz daha fazla benziyordu. Her ne kadar evrimsel süreçte gelecek zamanlarda daha büyük ve dört ayaklı bir pozisyona bürünmüş olsalar da arka ayaklarının yapısı pek fazla değişmedi. Ve genelde dört büyük parmaktan oluşan ve tırnakların yere paralel bir şekilde uzandığı bir ayak yapısı görmekteyiz arka tarafta. Ön ayaklarda ise biraz daha farklı bir durum var. Ön ayaklarda ise beş parmak vardır ancak bunların sadece üç tanesinde tırnak bulunmaktadır. Filmin Triceratops hakkında yaptığını gördüğüm son hata ise bu hayvanın dışkısı. Filmde gördüğümüz dışkı yığını Jeff Goldblum'un yani Ian Malcolm'un oynayan aktörün boyundan bile daha uzundu. Jeff Goldblum 1.94 boyunda yani yaklaşık 2 metre diyebiliriz. Kendisi oldukça uzun bir insan. Ancak Triceratops'lar 4 metre yüksekliğe ve neredeyse 10 metrelik bir uzunluğa sahip olabiliyorlardı. Yani Jeff Goldblum gibi uzun bir adamdan bile çok büyüktüler. Her ne kadar bu dinozorlar büyük olsalar da dışkıları o kadar da büyük olmayabilir. Bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız da koprolit diyebilirim. Koprolit çok kısaca fosilleşmiş dışkılardır. T-Rex'in bile şu ana kadar fosilleşmiş dışkı örnekleri bulunmuştur ancak herhangi bir ceratopsianınkine henüz rastlanmamıştır.
Yine de boyut olarak karşılaştırmak istersek T-Rex'in Triceratops'tan çok daha büyük bir hayvan olduğunu söylememe gerek yoktur diye zannediyorum. Ve mantıken de T-Rex'in dışkısının Triceratops'a göre daha büyük olmasını beklersiniz. T-Rex'in gerçekten bulunmuş dışkı örnekleri bayağı büyük olsa da filmde Triceratops için gösterilen dışkının yakınından bile geçemiyor. Evet, tamamen biyolojileri farklı olan iki hayvanı kıyasladığımı biliyorum, ancak boyut olarak mantıken böyle olması gerekiyor. Triceratops hakkında benim daha fazla diyeceğim pek bir şey yok. Şimdi ise serinin belki de en ünlü dinozoru ve ilk filminde ana konusu olan Velociraptor'lara bakalım. Şimdi arkadaşlar, doğruya doğru. Jurassic Park'ın herhangi bir filminde görülen ve Velociraptor olarak geçen canlıların hiçbiri Velociraptor değildir. Kitabı da birkaç defa baştan sona okumuş biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten Velociraptor'larla hiçbir alakaları yok ve öyle olmaları zaten gerekmiyor çünkü kitapta da olmadıkları anlatılıyor. 80'li yılların sonlarına doğru paleontolog Gregory S. Paul, terapod dinozorları hakkında bir ansiklopedi yayınladı. Ve bu kitapta Deinonychus'u ayrı bir cins olarak değil de Velociraptor'un başka bir türü olarak sınıflandırdı. Gregory S. Paul burada yanıldı ve Deinonychus'la Velociraptor aslen bambaşka cinslerdi. Fakat kitabın yazarı Michael Crichton bu fikri beğenmişti ve kendi romanında da uyguladı ve daha sonra filmde de bu böyle anlatıldı. Gerçek Velociraptor oldukça küçük bir hayvandı ve günümüzdeki modern bir hindi ile hemen hemen aynı boyutlardaydı. Ama herhalde roman yazılırken pek korkutucu olmadığını düşünmüşler bu haliyle ve onun yakın akrabası Deinonychus'u kullanmışlar. Kitapta da bu zaten anlatılıyor. Deinonychus eskiden ayrı bir cins olarak düşünülüyormuş, ancak daha sonra Velociraptor olduğu anlaşılmış falan deniyor. Ki gerçekte de böyle bir şey yok. Filmde bundan direkt olarak bahsedilmiyor, ancak bazı sahnelerden bu fikrin hala devam ettiğini ve filme de eklendiğini anlayabiliyoruz. Film zaten direkt Montana'da Velociraptor kazısıyla başlıyor ki Montana'da yaşayan Deinonychus'tur. Velociraptor Moğolistan'da yaşamıştır. Filmdeki canlı Deinonychus olduğu için gerçekteki Velociraptor'la kıyaslayamam, ancak gerçekteki Deinonychus'la kıyaslayabilirim. Şimdi bu tasarım 90'lı yıllarda müthiş bir Deinonychus'tu. Ellerinin kırık ve öne bakması haricinde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Fakat bilim olduğu yerde durmuyor, ilerlemeye ve yeni şeyleri bize öğretmeye devam ediyor. Bu sayede Deinonychus hakkında da son 30 yılda bayağı bir şey öğrendik ve Jurassic Park'taki modelde bu sayede yanlış oldu. Jurassic Park'ın raptorları Deinonychus'tan ilk önce çok daha büyüktür. Her ne kadar roman ve film bize bu hayvanları Deinonychus olarak gösteriyor olsa bile gerçek Deinonychus'tan daha büyüklerdir. Bunun dışında bütün dromaeozoritlerin, yani Velociraptor'dan tutun Deinonychus'a, Utah Raptor'dan tutun Bambi Raptor'a, hepsinde istisnasız hepsinde tüyler vardı. Hatta tüylerden öte kanatları bile vardı bu hayvanların, ancak uçamıyorlardı. Jurassic Park bize raptorların sürüler halinde avlandığını baya baya öğreten filmdir. Fakat gerçekte bu böyle olmayabilir. Bu hipoteze göre raptorlar küçük aile gruplarında tıpkı günümüz kurtlar gibi yaşıyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada Deinonychus'ların dişlerinin kimyaları incelendi ve farklı yaşlardaki bireylerin farklı besin türlerini tercih ettiği ortaya çıktı. Bu grupça avlanma hipotezinin karşısında bayağı güçlü bir kanıttır. Filmin gösterdiği bir diğer büyük yanlış ise Velociraptorların, yani aslında Deinonychus'ların çok zeki hayvanlar olduğu. Yani eğer endokasta, yani beyin kasasının büyüklüğüne bakacak olursanız, evet, bazı raptor türlerinin beyin kasasının vücuduna göre oranla daha büyük olduğunu ve bu yüzden de muhtemelen biraz daha zeki hayvanlar oldukları çıkarımına ulaşabilirsiniz. Yani ortalama bir dinozordan daha zeki oldukları aşikar. Fakat avları organize etmek veya ne bileyim problemleri çözmek kadar zeki oldukları kimse tarafından düşünülmüyor. Raptorlar hakkında filmin yaptığı son yanlış ise onların ne kadar hızlı olduğu. Deinonychus'un kaşifi John Ostrom onu hızlı bir canlı olarak tanımlamıştı ki bu dinozor devrimi yaratmıştı biliyorsunuz ki. Bu döneme dinozor rönesansı deniyor ve bu konu hakkındaki bilgileri geçen çektiğim bir videoda anlattım. Ona da i butonundan basarak ulaşabilirsiniz. Deinonychus ilk kez keşfedildiğinde John Ostrom onu hızlı bir avcı olarak tanımlamıştı. Ancak o zamanlar bunu destekleyecek Deinonychus bacak fosilleri bulunmamıştı. Daha sonra bulunduğunda Ostrom'un ölçümlerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. İlerleyen yıllardaki araştırmalar gösterdi ki Deinonychus'un yürüme hızı saatte 10 kilometreydi. Bu da olası bir yarışta bu hayvanı sizin bayağı koşarak geçebileceğinizi gösteriyor. Raptorlar hakkında diyeceğim pek fazla bir şey yok aslında bundan sonra. Videoya filmde çok az görülen ve sadece arka planda kalan bir türle devam etmek istiyorum. Parasaurolophus. Parasaurolophus en ünlü dinozorlardan biridir şüphesiz ki. Kafasındaki ikonik uzantısıyla beraber çocukların kalbini kazanmıştır. Ki çocukken de benim en sevdiğim dinozorlardan biriydi, yalan yok.
Parasaurolophus ördek gagalı dinozorlar dediğimiz hadrozorlardan gelme bir türdür. Ve kafasındaki ikonik sorgucu ve bu hayvanın tanınmasını sağlayan yegane özellik onun enteresan sesler çıkarmasını sağlıyordu. Bu konuda da bir video yapmıştım daha önce. İyi butonundan basarak o videoya da ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Jurassic Park'ta çok kısa tek bir sahnesi var ve uzaktan bir Parasaurolophus sürüsünü görüyoruz. Buradakiler biraz da uzakta olduğundan tam olarak nasıl göründükleri hakkında pek de fikir sahibi olamıyoruz. Evet, devam filmlerinde bu dinozora daha yakından baktığımız sahneler vardı. Ancak aynı tasarımın kullanıp kullanılmadığını bilmiyorum ki zaten son filmde farklı bir tasarım kullandılar. Hadrozorlar genelde 4 ayak üzerinde yürüyen ve 2 ayak üzerinde koşan canlılardı. Her ne kadar devam filmlerine görülen Parasaurolophus'lar çoğunlukla 2 ayak üzerinde dolaşıyor olsalar bile muhtemelen gerçekte günlerin çoğunu 4 uzuvlarıyla geçiriyorlardı ve ilk filmde de böyle bir şey görüyoruz. Jurassic Park başta olmak üzere paleontoloji medyasında hadrozorların veya burada spesifik olarak Parasaurolophus'un gerçekçi bir boyutunu görememekteyiz. Bu dinozor neredeyse T-Rex'ten daha büyüktü ve oldukça da ağır bir canlıydı. Hal böyle olunca Parasaurolophus oldukça iri bir dinozordu ve filmlerdeki halinden çok daha tombul bir yapıya sahipti. Ek olarak biz bu dinozorun sesinin gerçekten neye benzediğini biliyoruz, bir borazan gibiydi. Fakat filmdeki pek borazan gibi değildi, o yüzden bu konuda da gerçekçi olmadığını söyleyebilirim. Ancak bütün bunlar haricinde Parasaurolophus tasarımında çok da yanlış bir şey göremiyorum. Jurassic Park ne kadar gerçekçiydi Part 2'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Part 3'te bugün bahsedemediğim dinozorlardan devam edeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve yeni bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce birkaç tane duyurum olacak. Şu ana kadar çıkmış en gerçekçi dinozor belgeselinin yani Prehistoric Planet'ın 2. sezonu geliyor ve bunun fragmanı çıktı. Bundan sonraki videom Prehistoric Planet'ın fragmanı üzerine olacak. İncelemesine bir inceleyeceğiz, araştıracağız ve neyin ne kadar gerçekçi olduğundan ve neyin ne olabileceğinden konuşacağız. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından benim Twitter, Instagram, TikTok ve Evrim Ağacı profili gibi bağlantılarıma ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda Discord sunucularımıza gelebilirsiniz. Video için kullandığım kaynaklara da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, iyi günler dilerim, bye bye. Sözüm bitmeyecek.